beyler, reklamlardan sonra tekrar bir aradayız. İsviçre'den konuğumuz var. Ezgi Erdil Öztürk Müdür Hanım'ı ağırlıyoruz. Gencecik bir kızımız. Satış ve Yönetim Kurulu Müdüresi, Horozkent Projesi adı altında Horoz Yatırım Danışmanlığı, İsviçre Emlak 24, İsviçre faaliyetleriyle ilgili ilk bölümde bilgiler aldık. Biliyorsunuz Kırklareli projesi aldı başını gidiyor. 48 konut ve Eylül ayında anahtar teslimi. Talebelere gün doğdu. Biliyorsunuz orada ikinci büyük üniversite inşaatı da Eylül ayında bitiyor. Ve büyük bir bölümünün de kısımları talebelere açılıyor. Onun için yurt dışından olan anneler, babalar, çocuğumuz üniversiteyi kazanamadı yahut da notları, puanları hiçbir yere tutmadı diyorsanız, İsviçre'den, Almanya'nın bütün şehirlerinden, Avusturya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, işte size bir üniversite ve üniversitenin yanında yavrularınızı gözünüz kapalı olarak bırakabileceğiniz yurtlar hazırlandı. Bunlar 1+1. Daha büyük özelliklerini de Ezgi Hanım bizlere anlatacak. İlk bölümde çok güzel izah etti ama televizyonunuzu geç açtıysanız bazı can alıcı noktalarını tekrar soracağız. Ben de fırınıma böreğimi verdim. Son bir parça kaldı. Onu da hazırlayacağım. Evet, bu arada eğer paranız yoksa, birdenbire ödeyemiyorsanız çok güzel kredi imkanları da var. Hani ben kredi alamam diye bir korkunuz varsa, bu emlak sizlere Horoz Emlak'tı değil mi? Yanlış söylemiyorum. Emlak 24. Emlak 24. Horoz Yatırım Danışmanlığı. Sizlere çok kolay bir şekilde de kredi almanızı sağlıyor. Ekrana gelecek numaralardan da arayarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Ve de imtihansız, sadece Türkçeden küçük bir sınava girerek çocuklarınızı oradaki üniversiteye yerleştirebiliyorsunuz. İstediği bölümde. İstediği hem de. Bölüm. Daha ne olsun? Evet. Evet. Biraz önce konuşurken burada sadece talebelere değil, bu konutların adliye binasına çok yakın olduğunu öğrendik. Evet. Burada daha güzel faaliyetler verebilen belki avukatlarımız da olacaktır. Bahseder misiniz? Tabii ki. Zaten bu projeyi şu anda yapıyoruz. Üniversite öğrencileri için başladık. Ama sonrasında şimdi adliye sarayına bizim projemizin lokasyonu sadece 20 metre. Yani karşılıklı adliye sarayıyla ve bu adliye sarayının inşaatı çok yakın bir zamanda başlamak üzere. Her yeri tespit edildi. Ve bu adliye sarayının inşaatı başladıktan sonra bitmesine bile gerek yok. Yavaş yavaş avukatlardan taleplerimiz artmaya başladı. Çünkü dışarıdan tayin olan bir sürü avukat var ve bunlar özellikle 1+1 evlerde oturmak istiyorlar. Daha fazla hani evin temizliğinden tutun da büyük bir evin çok daha fazla dezavantajları oluyor. O yüzden avukatlar da bu projemizden dolayı çok memnun. Adliye sarayına 20 metre sadece mesafe olmasından dolayı. Ve hani bunları söylerken daha sonra mesela ben şeyden de bahsetmek istiyorum. İlk etapta birazcık bahsettim. A ve B blok olmak üzere iki binadan oluşuyoruz ve 48 dairede toplamda. Ve tamamı eşyalı dedik. Bu tamamı eşyalı hani bir insanın arzu ettiği tüm eşyalardan ibaret. Ve şöyle bir şey var. Ev sahipleri kesinlikle bu eşyalar döküldüğünde, kırıldığında bir maruzat olduğu zaman kesinlikle bir masrafa girmiyorlar. Biz 10 yıllığına bu evlerin bütün masrafını üstleniyoruz. Evet, herhangi bir beyaz eşyada ya da herhangi bir televizyonda bir bozuklukta ya da herhangi bir şeyde bir kırılma, dökülme olduğu zaman bütün masraflar bize ait. Ayrıyeten elektrik, su, doğalgaz gibi bu tarz masraflar da kesinlikle ev sahiplerinin ödemediği bir durumda. Yani o yüzden hani çok fazla avantajları olan ve Türkiye'de çok da fazla eşi benzeri, özellikle Kırklareli'nde şu anda hiç böyle bir proje yok. O yüzden hani böyle eşi benzeri olmayan bir projeye imza atmış bulunmaktayız.
Eylül 2013'te teslimi söz konusu ve şu anda evlerimizin yaklaşık yarısının satışı tamamlanmış durumda. Elimizde çok da fazla bir ev kalmadı. Zaten 48 tane. Evet, zaten 48 daire ve bu Adliye Sarayı'nın gelmesiyle lokasyonunun çok iyi olması, üniversite öğrencilerine hitap etmesinden dolayı, taleplerin artmasından dolayı da biz Horozkent 2 projesini de düşündük ve bu Horozkent 2 projesini de değerlendirmeye aldık. Bunun da en yakın zamanda temel atma töreni gerçekleştirilecek ve bu Horozkent 2 projesinin de temel atma töreni yapıldıktan sonra Allah'ın izniyle 2014 yılında anahtar teslimini gerçekleştireceğiz ve bu Horozkent 2 projemiz biraz daha kapsamlı bir proje. Çünkü hani bir Horozkent 1 projemiz 48 daireden oluşan ama Horozkent 2 projemiz 120 daireden oluşan bir proje ve bunun içerisinde kafesi, marketi, ondan sonra alışveriş yapılabilecek bir ortam, güvenlik kamera sistemleri, bu tarz imkanlarımız da mevcut. Bu yüzden hani baktık talepler artıyor. İşlerimiz çok şükür iyi gidiyor. O yüzden Horozkent 2 projesini de devreye soktuk. Çok kısa zamanda bir temel atma töreniyle gerçekleştirilecek. Ve böyle gittiği müddetçe de inşallah her şey yolunda olacak diye düşünüyoruz. Evet, çok hızla gelişen bir proje Ezgi'cim. Hı hı. Daha önce Murat Bey'i burada ağırlamıştık. Hı hı. Henüz inşaatın bütün toprağı alınmıştı. Tabii, yani hı hı. Ama temel atılmamıştı. Evet. Oysa şimdi Eylül ayında anahtar evet, teslimi diyorsunuz. 2,5 ay önce temel atıldı, 2,5 ay sonra anahtar teslimi gibi bir süreç. Harika bir şey. Evet. Biraz önce bir şey söyledin. İşte içindeki eşyalar garantili. Evet. Herhangi bir şey olduğu zaman bir telefon ediyorsunuz, hı hı. gelip bakıyoruz. İnsan kendini hem kendi mal sahibi olacak hem de kendini 5 yıldızlı otelde gibi hissedecek. Evet. Ne kadar güzel bir evet. şey değil mi bu? Hı hı. Bir de şimdi İkinci proje için de bir şey hemen aklıma geldi. Şimdi bu kadar büyük bir üniversitede hı hı. Tabii ki dekanlar olacak, çalışan evet. sekreterler olacak, öğretmenler hı hı. olacak, profesörler yani, olacak. Evet. Bu 48... Hiçbir şey onun yanında. Evet. O yüzden bizim projelerimiz devam edecek diye düşünüyoruz. Çünkü 60 bin kapasiteli bir öğrenci kapasitesi olan bir üniversitenin... O kadar öğrenciyi karşılayacak bir öğretim görevlisi, hocası, profesörü, doçenti, doktoru olması lazım. Onun yanı sıra üniversitenin hizmetlerini giderecek bir kadrosunun olması lazım. Bu tarz bir o yüzden Kırklareli'nde yaklaşık 10 yıl, hani bilemediğiniz 15 yıl içerisinde bir nüfusta patlama söz konusu düşünülüyor. Zaten çok da fazla hani hepimizin bildiği şeylerdir. Yaklaşık bir 15-20 yıl öncesinde aslında Kırklareli'nin nüfusu bile bu kadar değilmiş. Ama bir 20 yıl içerisinde nüfusta %30-%40'lara artan bir yükselme söz konusu. Ve şimdi bu kadar yükselmişken bundan sonra üniversitenin gelmesi, organize sanayinin gelmesiyle daha da artacak. Çünkü şu anda Kırklareli'nde organize sanayi bölgesinde yaklaşık 30 tane fabrika faaliyet göstermekte. Ve bu fabrikalar bir sürü fabrikada inşaat halinde ve bu fabrikaların inşaatı bittiği takdirde yaklaşık 200 bin kişilik bir istihdam söz konusu. Ve Türkiye'de genelde çekirdek ailenin 4 kişiden oluştuğunu düşünürsek bu da 800 bin kişilik bir barınma ihtiyacı demektir. Yani 800 bin kişilik bir barınma ihtiyacında doğal olarak bir gayrimenkul sektöründe de bir patlama yaşanacaktır. Kesinlikle. Hı-hı. Evet, Murat Beyler ve bu İsviçre Emlak 24 hı hı. aldı başını gidiyor. Evet. Kırklareli'ni bu kadar değerlendirecek, bu kadar yükseltecek. Hı hı. İnşallah işte biraz önce reklamlara girmeden önce söylediğimiz en önemli, en can alıcı noktası da burada yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, evet. çocuklarının iki kültür arasında sıkışıyorlar. Hı hı. Nereye versek, ne yapsak? Ya İngiltere'ye yolluyorlar, dünyanın pound'unu ödüyorlar. Hı-hı. Yahut Hollanda'ya yolluyorlar. Eğer tabii ki puanları yetmediyse burada evet. bir sınava girip de bazı üniversiteleri, özel okullara gittikleri zaman bazı üniversitelere giremiyorlar. Hı-hı. O zaman ne oluyor?
Tabii ki ya İngiltere'ye ya Amerika'ya Evet. yahut da Hollanda'ya, Brüksel'e gönderiyorlar ki bu çok büyük Evet. maliyeti Halbuki olan. Türkiye'de çok fazla Şimdi evet şimdi anlattığımız gibi Kırklareli Üniversitesi'nde sadece ve sadece Türkçe dili nin imtihanını verdiğiniz müddetçe ki bu da çok zor bir şey değil. Hepimizin dili Türk dili. tabii. O yüzden bu sınavı verdiğiniz müddetçe istediğiniz bölüme istediğiniz şekilde girip oradaki Kırklareli Üniversitesi'nde eğitim öğretim görme imkanına sahipsiniz. Yani hani yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının imtihanı geçecek kadar değil, çok daha fazla Türkçesinin olduğunu ben gözümle gördüm. Yani Kesinlikle. hani Türkiye'de yaşarken yurt dışında yaşayan Türklerin bu kadar Türkçesi olduğunu aslında bilmiyordum. Son 2 yıldır İsviçre'deyim ve gerçekten de hani söylüyorum herkese hayran kalıyorum. Çünkü ben Türkiye'de doğdum büyüdüm ama herkes benim kadar Türkçe konuşabiliyor. Yani o yüzden bu sınavı geçmek de çok zor değildir diye düşünüyorum. Evet, eskiden Münih'e 68. vilayetimiz derlerdi. Evet. Şimdi tabii ki vilayetler çoğaldı, o da ayrı, ama bizim geldiğimiz seneler tabii ki bizim ana dilimiz Türkçe. Evet. Sonra okullarda Türkçe dersleri Türk var, okulları Türk var. okulları var. Onun için bu çok önemli bir şey. Sakın sınav sizleri korkutmasın sevgili Evet. izleyiciler. O bence formalite icabı yapılan bir sınav. Evet. İnsan kendi Türkçe dilinden geçmemesi mümkün değil, ama Evet. işte Formalite size icabı, evet. İsviçre faaliyetleriyle beraber harika bir projeyle karşınızda İsviçre Emlak 24. Murat Bey'i de tebrik etmek lazım. Çok güzel şeylere değinmiş. Herhalde okul hayatında bayağı sıkıntılar çekti ki böyle bir şeyler yapma ihtiyacı Evet. hissetmiş. Gerçekten çok güzel bir proje. Hele şu son günlerde sevgili izleyiciler, hangi kanalı açarsanız açın bir inşaat sektörüdür gidiyor. Aldı başını gidiyor. Öyle bir şey diyor. Yani 25 dakika, yarım saat bıkkınlık veriyor. Oysa bu kadar emin bir projeyle sizlerin karşısında olmak da bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Değil mi Evet. Eskicim? Hani projelerimiz var diyoruz ama Kırklareli'nde bunun yanı sıra mesela sadece yatırım amaçlı kendilerini düşünen insanlar varsa bunlar için mesela arsalarımız da söz konusu ve arsalarımızın çoğu imarlı bölgelerde olup yanından TOKİ'nin, Adliye Sarayı'nın ya da işte Trakya'da olan en büyük ilköğretim okulunun Devlet Hastanesi'nin yakınından, özel kolejlerin yakınından geçen arsalarımız da mevcut. Mesela bu arsalarımız çok küçük 40 bin TL gibi fiyatlardan başlayıp milyonlara kadar yükselen arsalarımız var. Bu arsalarımızda biz bunların küçük küçük hesaplarını yaptık. Yani hesapları tabii ki kendimiz değil. Bunları bazı kısıtlara, kriterlere dayanarak yaptık. Ve bunların şu anki fiyatı ortalama 100 bin desek 1-2 yıl sonra imarlı bölgelerde olduğu için en geç de 5 yıl içerisinde milyonlara dayanacak bir yapıya sahip. Çünkü imarlı bölgeler olduğu zaman müteahhite bu proje arsaları verdiğiniz zaman ne oluyor? Bu evlerde bir bina yapma, site yapma durumu söz konusu oluyor. Ve size düşen artık o arsanızın miktarına göre 10 bina, 10 apartman dairesi ya da işte 15 apartman dairesine göre en küçük bazda düşündüğünüzde bile çok fazla karlı bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu konuda da arsalarımızla ilgili eğer iletişim kurmak isteyenler varsa her zaman bizimle irtibat kurabilirler. Bu konuda da yatırım danışmanlığı yapabiliriz. Sadece projelerimizle değil, arsalarımızla da çünkü sizlerin karşısında olmak istiyoruz. Bundan da bahsetmiş olabilirim. Evet, şimdi hemen böyle arsalar deyince artık biraz önce de bahsettiğimiz gibi inşaat sektörü aldı başını Evet. gidiyor. Altının anormal bir şekilde düşüşü, Düşüşü. insanların bir takım gayrimenkullere yatırım yapmaları çok doğal oldu. Evet. Yalnız iyi bir seçim yapmak, yerinde bir seçim yapmak, ileriye dönük Evet. bir seçim yapmak da çok önemli diye Evet. düşünüyorum Ezgi'cim. Çünkü hani Kırklareli Kırklareli diyoruz. Elimizde Devlet Planlama Teşkilatı'nın hazırlamış olduğu bazı istatistiki veriler var. Mesela
Türkiye'de 81 il var ve Kırklareli 81 il içerisinden eğitimde sadece 7. sırada. Yani hani bu çok büyük bir rakam aslında düşündüğünüzde. 81 il içerisinde eğitim seviyesinde 7. sırada olmak. Zaten her işin başı eğitimden geçiyor. Evet. Hani eğitim seviyesi yüksek olan bir şehrin ya da bir ülkenin sosyoekonomik seviyesi, daha sonra sağlıkta, imalatta da gelişmesi zaten beraberinde bunlar. Akabinde gelen şeyler. Aynı zamanda sosyoekonomik seviyesinde de 11. sırada. Bu da çok önemli bir rakam. İmalat sektöründe 14. Sağlık sektöründe 15. Yani Kırklareli'ni düşünürsek Türkiye kocaman bir ülkede, 81 ili olan bir ülkede neredeyse bütün sektörlerde ilk 10'a girebilmeyi başarabilmiş bir şehrimiz. O yüzden de gelişmekte olan bir şehrin bu kadar yüksek değerlere sahip olması yatırımlarımızı Kırklar elinde yapmaya daha da çok teşvik ediyor. Evet, aslında Ezgi'cim şimdi İstanbul, Ankara, artık Bursa, evet. Eskişehir de üniversite şehri oldu biliyorsun. O kadar yoğun bir yoğunluk var ki trafik olsun. Yani zaten İstanbul'da yaşama trafik, alanları yok artık. Evet, o kadar sıkışık yani bir yerden bir yere 3,5 saatte eğer köprü geçiyorsan felaket bir şey. Şehirler arası. Evet ve tabii bir de bunun hava kirliliği var. Evet. Almanya'da yurt dışında çalışan insanlar yoruluyorlar, bitiyorlar. Zaten yağmurlu bir hava. Evet. Güneş yüzü görmüyorlar. Haziran ayı geldi neredeyse. Evet, hala yağmur. Yağmur, seller gidiyor bugün sevgili izleyiciler. Yani böyle bir fırtına olamaz. Artık diyorsun ki gideyim memleketime. Evet. Büyük şehirden de uzaklaşayım. Eskiden Bursa çok yerleşim alanıydı. Şimdi artık orası da doldu. İzmir doldu. Ne yapıyor insanlar? Böyle köylere gidiyorlar. İşte minik şehirlere gidiyorlar. Bir kere havası güzel. Evet. Bir de maddi açıdan. Tabii ki. Yani İstanbul'da alacağınız bir ev fiyatına ya da Ankara'da alacağınız bir ev fiyatına Kırklar elinde 3-4 tane daire alıp bunu da kiraya verdiğiniz zaman daha fazla bir gelir imkanı sahibi oluyorsunuz. Yani düşünürseniz İstanbul'da 200 bin TL'ye bir ev alsanız bizim projemizden 200 bin TL'ye 3 tane ev alabiliyorsunuz. 3 tane evin getirisi de aylık 600 çarpı 3'ten 1800 lira. Yani 1800 lira Türkiye'de bir çalışanın maaşından da fazla aslında. Tabii. O yüzden hani çok büyük bir gelir imkanı sunuyoruz. Asgari ücretten daha fazla. Asgari ücretin iki katı neredeyse. İki tane bile alsa Ezgi'cim, evet. Bir tanesinde oturur, öbüründe de mutfak masrafı evet, çıkar. Aynen. Çünkü elektrik parası vermeyecek, su parası vermeyecek. Mobilya parası ben, biz de mi gitsek, ne yapsak? Vallahi ben zaten Murat Bey'e de diyorum, en kötü ben de alayım bir tane. Gidelim en sonunda orada yerleşelim. En iyisi öyle olacak galiba. Vallahi eskiden biliyorsunuz düğünlerde takılar takılıyordu sevgili izleyiciler. En lüks otellerde düğünler yapılıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Peşin fiyata almak istiyorsanız 70 milyara size bir... Peşin fiyatı 65 bin hatta. 65 bin. Eğer taksitle alırsanız 70 bine bir daire alın kızınıza yahut da işte ne bileyim damadınıza yahut da erkek tarafı size düğün dernek yapmıyoruz işte size evin tapusu deyin. Evet. Ne kadar güzel değil keşke, mi? Evet keşke ailelerde hani böyle bir imkan olabilse çok iyi olur yani. Vallahi şimdi İstanbul'da falan böyle düğün yapmak o büyük otellerde 5 yıl. Öyle. Bir de gösteriş meraklısı. Şatafat. Şatafat işte gelinlik bilmem ne marka olsun bilmem evet. ne. Al işte evin tapusunu sana en büyük. Vallahi biz de baştan evlensek ben öyle isterdim. Şimdi yaşlılıkta sıkıntı çekmemek için bunlar çok evet. doğal şeyler. Yemin ediyorum insan artık ayakları yere basmalı diye düşünüyorum evet. Ezgi. Hı-hı. Siz tabii çok gençsiniz. Hı-hı. Ama anneler babalar için de ideal ama zaten, bir yatırım. Zaten yatırımları yapmak için aslında gençken yatırımları yapmak çok daha mantıklı. Çünkü hani çoluk çocuğa karışınca sanırım hani daha zor bir dönem başlıyor. O yüzden aslında bu dönemdeyken yatırım yapmak muhtemelen benim yaşımda olan insanlar da şu an seyrediyordur. O yüzden onlara da özellikle. Çünkü siz bu evi aldığınız zaman içinde oturmak zorunda değilsiniz. Tabii. Biz çünkü 10 yıl boyunca sizin kiracınız gibi her ay size bir kira geliri sunuyoruz. Bu da 10 yıl boyunca size bir yerden para geliyor demektir. Yani özellikle aslında yeni evlenmiş insanlara ekstra bir
maaş gibi ücret isteyen insanlara çok mantıklı bir proje. Akıllı bir yatırım olarak söylüyoruz aslında. Evet. Peki ikinci bölüm inşaatı da bu ilk yapılan 48 konutta yakın mıdır tabii, tabii, mesafe aynı, olarak? Aynı lokasyonda, aynı yerde. Zaten aynı isimle söylüyoruz. Sadece birinci etap, ikinci etap diye söylüyoruz. Ve ikinci etap 120 daireden oluşuyor. Mümkün olursa belki toplu satışını bile düşünebiliyoruz. 120 daireyi toptan biz satışını yapalım. Çünkü hani Horozkent bir projesinden gerçekten çok fazla talep gördük. O yüzden bu ikinci projeyi de en kısa zamanda gerçekleştirip Eylül 2014'te anahtar teslimini söz konusu yapıyoruz. Zaten bütün bu söylediklerimiz aslında sadece lafta değil. Noter huzurunda biz bunları onaylıyoruz. Tabii. Bu anahtar teslimi olsun, kira garantisi olsun, bu kontratı noter huzurunda yapıyoruz. Yani söylediklerimiz sadece burada canlı yayında olduğu için söylenen şeyler değil. Noter huzurunda tasdiklenen şeyler. O yüzden hiçbir güven konusunda bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Çünkü evlerimizi alan insanlar Eylül 2014, 2013'ten itibaren paralarını ayda 600 TL olmak üzere kazanmaya başlayacaklar. Yani hiç kimseyi oturtmasa bile diyelim ki hani şu an mesela benim çocuklarım okumuş, okulları bitmiş, benim o üniversiteye bir ihtiyacım yok. Evet. Ama benim bir gelire ihtiyacım evet, var. Aynen öyle. Ve orada çocuklu bir aile, ne bileyim komşum yahut siz benim komşumsunuz da üniversiteye giden bir talebeniz, çocuğunuz var. Benim evimi çok rahatlıkla kiralayabilirsiniz. Evet, zaten biz Sayın Rektörümüz Mustafa Akaç Bey ile yaptığımız görüşmeden dolayı da bunun teminatını veriyoruz. Çünkü biz rektörle anlaşma yaptığımız için bu kiralama konusunda hiçbir problemimiz yok. 10 yıl boyunca biz öğrencilerle olan kiralama sistemini garantiledik. Yani o konuda hani hiçbir problemimiz yok. Evi alan müşterilerimizin aklına belki gelebilir. Hani siz kiralayacağım diyorsunuz ama kimlere kiralıyorsunuz ya da ben bilmek istiyorum gerçekten öğrenci gelecek mi ya da hani nasıl olacak diye. Tabii. Biz o konuda rektörümüzle yaptığımız anlaşmadan dolayı eminiz. Öğrencilerle bir anlaşmamız söz konusu 10 yıllığına ve mümkün olduğu müddetçe de her şey yoluna giderse Allah korusun bir deprem olmadığı müddetçe Allah ya da korusun, bir tabii. ekonomik kriz olmadığı müddetçe her şey yolunda gittiği müddetçe sistemimiz böyle devam edecek. Evet. Ezgi'cim ben tabii hep burada yaşadık, büyüdük ama çocuklarımız burada okudu. Benim kız kardeşimin kızı üniversiteyi Çanakkale'de kazandı. Yani puanları oraya tuttu, gıda mühendisliği. Ve ev tuttular kendisine. Bir ailenin yanında üst kata. Anne sürekli gidiyordu, geliyordu. Bir kere İstanbul'dan uzun işte feribotla geçiyorsun falan böyle. Evet. Bir kampüsü o zamanlar yoktu. Şimdi yapıldı mı bilmiyorum. Tabii çocuk 4 sene orada okudu. Bu hep aile içinde maddi manevi bir yıkım. Tabii ki. Yani çok güzel bir yer. Harika bir deniz kenarı ama üniversite şehri olmasına rağmen bütün aileler ev tutma sıkıntısı içindelerdi. Şimdi burada kırklar elinde bu sıkıntı da bu külfet de ailelerin üstünden kalkıyor. Kalkacak tabii ki. Yani hani söylediğimiz gibi ev sahipleri evlerini öğrenciye vermek istemiyor. Hani haklı gerekçeleri de var gerçekten de. O yüzden hem öğrencilerin hem de adliye sarayının gelmesiyle avukatların ya da adliye sarayında çalışacak olan görevlilerin bu projeden yararlanması söz konusu. O yüzden yani hani söylediğimiz zaman mesela yani böyle adliye sarayı çok büyük bir proje. Bu adliye sarayı geldiği zaman evlerimizin fiyatları şu anda 65.000 TL. Ama adliye sarayının inşaatı başladığında tabii ki 65.000 TL olarak kalmayacak. Tabii. Bu evler prim yapmış olacak ve dolayısıyla %30, %40 bir artışa söz konusu olacak diye düşünüyoruz. Hani şu an Horozkent bir projemizin satış fiyatlarını lanse ettiğimiz için 65.000 TL'den şu andan itibaren arayan müşterilerimiz gene 65.000 TL'den ev sahibi olacaklar. Ama anahtar tesliminden itibaren eğer elimizdeki evlerimiz hala varsa onların muhtemelen adliye sarayından da dolayı fiyatları artacaktır. O yüzden hani mümkünse ellerini çabuk tutmaları konusunda da teşvik etmek istiyorum. Evet, ekrandaki numaraları sevgili izleyiciler hemen kaydedin ve hatta
şu andan itibaren arama şansına sahipsiniz. Avrupa'nın hangi şehrinden olursanız olun, buradan 1+1 ev alma şansına sahipsiniz. Eğer peşin ödeme yapmak istemiyorsanız, aynı firma size kredi almakta da çok büyük kolaylıklar sunabiliyor. Hiç tereddüt etmeden noter huzurunda da 10 yıl aldığınız evi kiralama şansına sahipsiniz. Ama 10 yıl sonra yahut da 5 yıl sonra ben evime geleceğim de diyebilirsiniz. Tabii ki. 10 yıl kiraladım. Tabii ki. Biz 10 yıl boyunca sizin kiracınız olacağız diye noter huzurunda garanti veriyoruz. Ama siz eğer 2 yıl sonra ben evimi satmak istiyorum ya da ben evime kendim oturmak istiyorum ya da ben kendim kiracı bulmak istiyorum dediğiniz müddetçe her şey sizin menfaatinize işlediği için siz istediğiniz şekilde sözleşmeyi kendi lehinize çevirebilecek kapasiteye sahipsiniz. Bu da güzel. Hı-hı, karşılıklı evet. anlaşma hı-hı. ama noter huzurunda. Evet. Sevgili yönetmenim, benim böreklerim pişti. Şimdi diyeceksiniz ki Leyla Hanım, biz mülföy hamurunu sevmiyoruz. Tamam, pratik yaptınız ama içinin malzemesinde biraz uğraştığınız zaman mülföy hamurunda yaparsanız daha da güzel oluyor. Ben üst üste koymadım buhardan ezilmesinler diye. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çok da güzel kokuyor. öyle mi? Hep beraber yiyeceğiz şimdi inşallah. İstediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Hamurunu kendiniz de yapabilirsiniz. Nasıl yaparsınız? 1 bardak yoğurt, 1 bardak sıvı yağ, 1 bardak yoğurttan sonra süt, çok az maya, alabildiği kadar un, tuz, kabartma tozu. Bu kadar basit. Yoğurt, sıvı yağ, süt, alabildiği kadar un ve de çok hafif de İsterseniz yumuşak olmasını biraz margarin veya tereyağı ilave edebilirsiniz. Tuzunu unutmayın. Yayınımızın sonuna geldik. Çok çabuk geçti. Bak nasıl geçti. Evet, evet, çok teşekkür ediyorum Ezgi'cim. Bu projede o kadar güzel ifade ettin, o kadar güzel anlattın ki ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Güler yüzüne sağlık. Ben de çok mutlu oldum bu kadar güzel bir projeyle beraberiz. İnsanlara doğru yolu gösteriyoruz. TGRT EU ekranlarının en büyük özelliği de bu zaten. Hı hı. İnşallah hep de böyle gideriz. Evet. İnşallah her şey gönlümüzce olur diyorum. Hani bu işe çok güzel alnımızın akıyla başladık. İnşallah çok da güzel, beklentilerimizden de fazla verimini alabilerek devam ederiz. Bizi çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Murat Bey'in adına özellikle. Ve buradan anneme babama özellikle saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Erkek kardeşine? Abime de tabii evet, ki. Bak ben daha iyi düşünüyorum. Tabii ki. Evet. Bütün aileme, Bursa'da yaşayan akrabalarıma da hepsine saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sağ olun. Biz de gönderiyoruz. Bol bol kestane şekeri yiyin Bursa'da. Olur mu? Şimdi çikolatalısı var, şeyli var. Yiyin de yiyin. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Şeref verdin. Her zaman sağ bekliyoruz. Olun. Murat Bey'e de sevgilerimi iletin. Evet sevgili izleyiciler. Ne yazık ki bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben size güzel bir hafta sonu diliyorum. İnşallah şu yağmur da diner de pırıl pırıl bir hava açar. Ama önümüzdeki günlerde sıcak olacakmış. Pazartesi kim var? ATS benim tencere firmam var. Bakalım hangi kampanya ile bizde olacak. Bu güzel Kurttaş mutfakla sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.